Dünyanın çivisi çıkmış diyorum. Boşta sallanıyoruz. Zamları çok fazla buluyorum, abartılı buluyorum ve üst üste her şeye zam geldi. Zam gelmesine şaşırmadık. Yeni zamları bekliyoruz. Doların artmasıyla birlikte akaryakıta zam geldi. Bizler de vatandaşa gelen zamı sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Olumsuz bir düşüncem var tabii ki. Yani bu kadar insan araç kullanıyor. Neredeyse 10 liraya yaklaştı galiba, değil mi? Dün ben de gittim aldım tabii zamı duyunca. 40-50 araba şey yaptı. Orada sıradaydı, bekliyordu. Yani bence bizim insanımız şey yapmıyor ya. Hak etmiyor diyeyim size. Yani hak ettiğimiz yaşantıyı alamıyoruz bu ülkede. Yani bu kadar. Peki ya sizce zamların sebebi ne olabilir? Zamların sebebi ne olabilir? Farklı bir düşüncem var ama şimdi bir yerde yayınlarız. Zamlar tabii euro dolar yükseliyor, bizim ülkemizde de akaryakıt şey kendimiz çıkarmadığımız için mecburen dolarla alıyoruz. Yani dolarla zamlanınca da maalesef Merkez Bankası'nda da dolar yok. Yani rezervimiz bittiği için mecburen yükseliyor, yani kimse engelleyemiyor. Gayet olumsuz düşünüyorum. Hiç hoş değil yani. Nereye kadar sürekli zam gelecek? Zam nereye kadar yani? Nereye kadar olacak? Değil mi? Peki ya sizce zamların sebebi ne olabilir? Yanlış yönetim olabilir mi? Değil mi? Bence yanlış yönetim. Peki nasıl düzeltilebilir? Bence bir değişiklik lazım, yenilik lazım. Yeni bir yönetim lazım, yeni bir seçim lazım, erken seçim lazım. Vallahi iyi düşünmüyorum. Her şeye zam geliyor çünkü. Öyle. Peki ya sizce zamların sebebi ne olabilir? Dolar yükseliyor ondan. Başka da bir düşüncem yok. Peki önüne geçebilir miyiz sizce? Bu gidişle geçilmez zannediyorum. Daha da artacak sanki. Vallahi bilmiyorum. Bilemiyorum. Daha artar gibi zamlar. Her şeye zam geliyor gitgide çünkü. Dünyanın çivisi çıkmış diyorum. Boşta sallanıyoruz. Başka diyecek bir şeyim yok. Peki ya sizce gelen zamların sebebi ne olabilir? Ya her şey... Yani insanların yaşam şeyi güçleşti artık ya, insanlar canından bıktı. İnanır mısınız? İnsanların yaşadığı her şey bu zam yüzden. Karı koca geçimsizliği, bir babanın çocuğunun isteğini yerine getirememesi, okullarımızda mesela devlet kitap veriyor, yeniden kitap istiyorlar. İsteyen alsın, isteyen almasın. Bir kitap biliyorsunuz fiyatını. Alamayan oradan ödev göremiyor. Diye o kitabı alanlar ödevi oradan görüyor ama benim çocuğum geri kalıyor. Yani demek istediğim dünyanın çivisi çıkmış. Biz boşta sallanıyoruz. Zamları çok fazla buluyorum, abartılı buluyorum ve üst üste her şeye zam geldi. Gerçekten şu an ekonomik olarak zor durumdayız. Peki ya sizce gelen zamların sebebi ne olabilir? Doların yükselmesi olabilir. Birçok neden olabilir, bilmiyorum. Peki önüne geçebilir miyiz sizce? Geçilebilir ama bence kısa bir süreçte değil. Neler düşünüyoruz? Şu anda devlet kendine göre yapıyor, halka göre yapmıyor ki. Şu anda Cumhurbaşkanı kendi çıkarı için çalışıyor. Ben açık ve net söylüyorum. Cumhurbaşkanı halkını düşünmüyor. Bir cumhurbaşkanı, bir başkanı her şeyi kendi eline koymuş. Garibanı ezdiriyor. Şu anda kendini düşünüyor, gavurları düşünüyor. Gavurun doları yükseltiyor. Önemini almıyorlar. Diyor ki tamam her şey dolar. Ya arkadaş sen yola gidiyorsun dolar. Şimdi doların 5 kuruşu gelirse bizim bazı insan esnaflarımız o doların %5'ini katlıyor üstüne. Bizde dolarda 5 kuruş gelse bizimkiler %5 koyuyorlar. Yani doğal sonuç olarak görüyorum. Zam gelmesine şaşırmadık. Yeni zamları bekliyoruz. Öyle bir süreçteyiz maalesef. Peki ya sizce zamların sebebi ne olabilir? Ben buna cevap vermeyeyim. Peki önüne geçebilir miyiz sizce? Geçebiliriz ama bu bir süreçtir. Yani bir günde bu hale gelmediğimiz için bir günde de bu halden çıkamayacağız. Böyle bir sürece tabi yaşadığımız